Herkese merhabalar. Bugün sizlere arbitraj iş modeliyle alakalı piyasada olmayan bilgilerden bahsedeceğim. Bununla ilgili YouTube'da veya bloglarda içerikler mevcut. Fakat güncel olduğunu düşünmemekteyim. Çünkü Amazon kendini güncelliyor. Kesinlikle sizin de kendinizi güncellemenizi öneririm. Bu video da Kasım 2020 tarihinde çıkıyor. Belki 1 ay, 3 ay, 5 ay sonra güncelliğini yitirebilir. Bu yüzden güncel olması çok önemli. Biz halihazırda arbitraj iş modelinde yaptığımız için tamamen şu an güncel bilgilerden bahsedeceğim. Videonun ilerisine doğru, yani bu iş modelini ne kadar bütçeyle yapabilirim diye birçok kişi soruyor. Örnekle anlattım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zaten hepsi birbirine bağlantılı. Yani giriş, gelişme, sonuç olarak düşünebilirsiniz. Konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ne demek istediğimi size anlatayım. Şimdi buraya Tactical arbitrajı ve wholesale'ı eklemedim. Wholesale'ı 7-8 ay önce Onur ile çekmiş olduğumuz söyleşiden izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bilgiler içeriyor. Buraya yukarı koyarım. Kart kısmında bulabilirsiniz. Tactical arbitrajı ise daha önce o iş modelini yapmadığımdan dolayı bilgi vermek istemem. Çünkü bilmediğim iş hakkında konuşmak bana göre değil. Bu işi başarıyla yapan birçok YouTube üreticisi, içerik üreticisi var. Onları izlemenizi öneririm. Şimdi retail arbitraj nedir? Yani retail arbitraj parakende olarak düşünebilirsiniz. Yani MediaMarkt veya Koçtaş, IKEA gibi yerlere gidip ürünü alıp Amazon depolarıyla veya Türkiye'den ürünü gönderebilirsiniz. Yani parakende bu. Online arbitraj ise online mağazalardan ürünü alıp kendi deponuza, ara depoya veya Amazon deposuna göndererek çalışabilirsiniz. Online arbitraj, yani hepsi burada, Trendyol, N11 gibi sitelerle çalışmak. Şimdi bir diğeri ise Amerika'da şirket kurulumu ve Türkiye'de şirket kurulumu. Bize gelen en çok sorulardan biri bu. Bu iş modelini yapmak için Amerika'da şirkete ihtiyacımız var mı diye çok soruyorlar. Şimdi hem evet hem hayır. Amerika'da şirketiniz neden olmalı? Amerika'daki toptancılarla çalışmak istiyorsanız kesinlikle bir LLC şirketiniz olmalı. Türkiye'deki şirketiniz veya bireysel hesabınızla size maalesef fatura kesmezler. Yani Amerika'daki toptancılarla ilerleyecekseniz kesinlikle LLC şirkete ihtiyacınız var. Peki Amerika'daki toptancılarla neden çalışmalısınız? Şöyle örnek verebilirim. Türkiye'den ürün gönderimi bedelleri, nakliye, kargo çok yüksek. Örnek veriyorum. Siz Amerika'daki toptancılarla çalışıyorken sizin kargo nakliye bedeliniz 1 dolarsa ürün başı, üründen ürüne istisna değişkenlik gösterebilir. Aynı ürünün Türkiye'den gönderimi 4 dolar, 5 dolar olacaktır belki yukarısı. Şimdi böyle olduğu takdirde kar marjınız daha düşecektir. Kar elde edeceksinizdir fakat kar marjınız düşecektir. Bu yüzden bunu bilmenizde fayda var. İhtiyaç mı? Buradaki yani tercih size ait. Nasıl ilerlemek isterseniz Amazon'da ona göre bir karar verebilirsiniz ki benim önerim genellikle uzun sürdürülebilir bir iş modeli yapmak istiyorsanız Amerika'da gelirsiyle ilerleyebilirsiniz. Ama yani belirli bir bütçeyle başlayacaksanız ve Amazon'u tanımak istiyorsanız açmayın. O kadar bedel vermenize gerek yok. Türkiye'de bireysel hesabınızda veya şahıs işletmesi de olabilir. Şahıs işletmesi 300 ile 500 TL arasında bir işletme açarak Amazon'a başlayabilirsiniz. Böyle yaptığınız takdirde Türkiye'deki toptancılardan ve benzeri yerlerden ürün alıp Amazon'a gönderebilirsiniz. Yani burada da çok basit. Yani Amazon'u tanımak, işleyişi kavramak, mantığı anlamak için Türkiye'deki bireysel hesabınız veya şahıs işletmeniz, limited şirketiniz, anonim şirketinizle bu iş modeli uzun bir süre yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Ta ki yine bir Amerika'daki LLC şirkete ihtiyaç duyuyor. Belirli bir bütçeden sonra Amazon sizden LLC şirkete dönüştürmenizi talep ediyor. Yani 20 bin dolardı yanlış hatırlamıyorsam. En son bir ay önce bununla ilgili bir mail gelmişti. Bu yüzden bunu da dikkate almanızda fayda var. Yani benim Fatih ile çektiğim söyleşiyi hatırlıyorsunuzdur. O Türkiye'deki şahıs işletmesinden devam ederek yanlış hatırlamıyorsam şahıs işletmesiydi. Onunla ilerleyerek Türkiye'den toptancılardan ürün bularak ürün gönderimi yaptı. Hala yapıyor. Yakında LLC'ye yükselteceğini söyledi. Siz de dediğim gibi belirli bir ciro, bütçe, mantığı kavradıktan sonra oradaki kazanmış olduğunuz bütçeyle LLC şirkete de yönetebilirsiniz. Biz bunu hizmet olarak veriyoruz. Bizim haricimizde birçok kişi veriyor. Hangisi sizin bütçenize yatıyorsa
O firmayla çalışabilirsiniz. Tek biz değiliz, bir sürü kişi var. Hangisiyle ilerlemek isterseniz kesinlikle ilerleyebilirsiniz. Bir sonrakine geçiyorum. Burada özellikle ekledim. Bunu şeyde ekleyecektim, unutmuşum. FBA ve FBM iş modelini. Bu çok karıştırılıyor ve ben buna yani çok gülünç buluyorum bunu. Nedeni gayet basit aslında. Amazon FBA, Amazon FBA, Amazon FBA yapacağım, işte yardımcı olun falan gibi birçok soru geliyor. Yani Amazon FBA, Amazon'un bir iş modeli. Yani siz Amazon depolarına ürün gönderdiğiniz zaman Amazon FBA yapmış oluyorsunuz. Yani Amazon FBA yapmış oluyorsunuz ama bunun altında ne var? Private label mi yapıyorsunuz? Arbitraj mı yapıyorsunuz? İşte retail mi? Online mı? Wholesale mi? Ne yapıyorsunuz? Belli değil. Amazon depolarına gönderiyorsunuz. Yani siz Amazon depolarıyla çalışıyorsanız, private label olsun, retail olsun, online arbitraj olsun, wholesale olsun, tactical arbitraj olsun, Amazon depolarıyla çalıştığınız vakit bu iş modeline FBA denir. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Fakat siz yine private label, online arbitraj, retail arbitraj, tactical arbitraj, wholesale, Türkiye'den, Çin'den, Amerika'dan, ara depodan, evinizden, garajınızdan gönderdiğiniz takdirde buna FBM denir. Yani bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani siz dünyanın herhangi bir yerinden kendi markanıza yani Amazon FBM olarak çalışabilirsiniz. Çok basit. Yani bu çok karıştırılıyor. Yani bize geliyorlar işte ben Amazon FBA yapacağım. Amazon FBA yapacaksın ama ne yapacaksın? Yani o da bilmiyor. Yani öyle duymuş. Yani bu yüzden gerçekten çok komik durumlar oluşabiliyor. Kendi markanızı yaratacaksanız buna private label deniyoruz. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Amazon depolarıyla da çalışabilirsiniz. Kendi eviniz, garajınız, ara depolardan da çalışabilirsiniz. Amazon depolarına göndermek istiyorsanız o çok farklı. Dediğim gibi uzatmak istemiyorum. Mantık anlaşılmıştır. Böyle ilerleyin, doğru ilerleyin. Bir diğerleri ise fatura ve kategori açtırmak. Bunların ikisi birbirine bağlı. Faturanız olmadan zaten kategori açtıramazsınız. Kategori açtırdığınız ise size yarın öbür gün tekrar fatura istemeyeceği anlamına gelmez. Yani bazı kategorilerde fatura olmadan, izin istemeden kategori açılabiliyor, ürün de açılabiliyor. İlerleyeceğiniz zaman Amazon'da kesinlikle her zaman faturanızı kenarda tutun. Sizden bugün istemedi ama yarın istemeyeceği, 3 ay, 5 ay sonra istemeyeceği anlamına gelmez. Bunları hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Faturada ise belirtmem gereken tek bir detay, Amazon'daki yazan adresiniz ile faturadaki yazan adres aynı olmalı. IKEA'dan ürün aldınız. IKEA'daki e-arşiv faturada Amazon'daki yazan adresinizle birebir aynı olması lazım. Çok basit. Aynı olduğu takdirde hiçbir problem yaşamazsınız. Ancak Türkiye'den, örnek veriyorum, Türkiye'den faturaların %30'u kabul edilebiliyor. Yani bu değişkenlik gösterebilir. Yani çok az kabul edilebiliyor. Edilmiyor değil. Ediliyor ama az ediliyor. Amerika'daki toptancıların tabii ki daha fazla kabul edilebiliyor. Bu yüzden bunu da düşünmenizde fayda var. Bir sonrakine geçelim. Hatırlarsanız private label'da lansman vardı. Bunda ise buy box var. Buy box'ın bir hayli kriterleri var. Yani Türkiye'de bunu hep örnek veriyorum. İşte hepsi burada N11 Trendyol, işte kategorici yöneticisiyle görüş, seni işte biraz imtiyaz sağlayarak ön plana çıkartılabiliyor. Fakat orada öyle bir şey yok. Her şey eşit. Sizin belirli kriterler doğrultusunda size buy box'ı verebiliyor. Tabii bu posta kodu, konum yani yerine göre değişkenlik gösterecektir. Bunu deneme yanılma ve pratik yaparak öğrenirseniz kesinlikle sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Yani birçok yerde duymuşsunuzdur işte gruplarda ben 2 dolar 1 dolar fiyatı düşüyorum. Amazon bana buy box'ı vermiyor. Vermez tabii. Ya örnek vereyim size. Siz belirli bir fiyatta satıyorsunuzdur ürünü. İşte satış biraz artmıştır. 3 dolar birini arttırıyorsunuz. Amazon direkt bazen cannot enable bile yazar. Yani ürün yok. Yani ürün var ama ürün yok. Yani öyle de gösterebilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani buy box'ın kriterleri yok falan diyorlar ama hayır öyle bir şey yok. Birçok kriter var. Gerçekten bunları deneme yanılma yoluyla keşfetmenizi öneririm. Bunda bir diğeri ise bu buy box'ın içinde de rekabet var. Şimdi yani üzülerek söylüyorum birçok Türk arkadaşımız fiyat kırıyor. Kırmayın arkadaşlar. Aynı fiyat yapın. Yani çok zor bir şey değil. Aynı fiyat yapın. Ahmet de satsın, Mehmet de satsın, Hüseyin de satsın. Yapmayın böyle. Çünkü kar elde ettiğinizi zannederken zarar ediyorsunuz. 1-2 dolar satacaksın, çekileceksin listede. Senin tekrar ürünü al, gönder. Zaman geçecek.
Nakliye bedelleri artacak, kur değişkenlik gösteriyor. Belki ürün kalmayacak. Yani daha fazla kâr elde etmek varken niye zarar edesin? Bak listeye, herkes aynı fiyata satıyorsa sen de aynı fiyata sat. Niye fiyat kırıyorsun? Yani o kırıyor diyorsa o da kırıyor, o da kırıyor, o da kırıyor. Yani anlıyorum bazı arkadaşa. 5 dolar kazanacağımı 4 dolar kazanayım diyor. Para paradır diyor. Hayır. Uzun bir sürdürülebilir iş modeli yapmak istiyorsan aynı yap. Zaten Amazon Buy Box'ı dağıtacaktır. Yani bunu ben anlamıyorum. Benim işleyişim bu şekilde değil. Ben böyle de gösteriyorum. Yapmayın. Dediğim gibi en sonda iş kar elde ettiğime geliyorken zarar ediyor olursunuz. Hiç anlamazsınız bile. Emin olun. Yani bunu birçok kez tecrübe eden arkadaşımız oldu. Yani bize gelip danışmanlık alan arkadaşlar neden olduğunu, nerede hata yaptığını sorunca geriye dönüp baktığımızda nerede hata yaptığını çok rahat görebiliyoruz. Bir diğer ise bu ürün tedariği. Ürün tedariği genellikle Türkiye'de problem olabiliyor. Türkiye'de şöyle bir problem var. Şimdi siz ürün almak istiyorsunuz. İşte tutturdunuz. 100 ürün aldınız. İşte 10 dolara aydınlaştınız. Kur farkından dolayı size yarın öbür gün 11-12 dolar diyebiliyor. Ya böyle olunca siz işte 5 dolar kar elde ediyorken 3 dolar ediyorsunuz zaten. Yani aynı ürünü çekememeye başlıyorsunuz. Bu da bir sizi sıkıntıya sokuyor. Ayrıca şimdi mesela Ahmet 100 tane aldı. Mehmet geliyor 1000 tane ürün alıyor. Yani Mehmet'e daha düşük fiyat veriyor. Böyle de söz konusu. Yarın öbür gün siz gittiğinizde size ürün kalmadı da diyebiliyor. Yani ürün tedariği konusunda ürünü tutturduğunuz vakit gerçekten problem yaşamanız söz konusu. Bunun hiçbir zaman garantisi yok. Yani ürününüze güvendiğiniz zaman yüklü almanızı kesinlikle öneririm. Çünkü yarın öbür gün dediğim senaryoda karşılaşabiliyorsunuz. Size ürün yok veya fiyat bu işine geliyorsa deyip işin içinden çıkacaktır. Bunu da unutmamanız lazım. Bir diğeri ise iade ve kâr marjı. Şimdi bunların ikisi de birbirine bağlı. Sizin kâr marjınız belirli bir yüzdenin altındaysa örnek veriyorum. Bu değişkenlik gösterebilir kategori bazlı. %10'un altındaysa, %15'in altındaysa yani tecrübelerime istinaden söylüyorum zarar yaşamanız söz konusu. Bir iade geldiğinde 3-4 tane ürünü götürecektir. 3-4 ürünü götürdüğü zaman siz gerçekten zarar edebilirsiniz. Kâr marjınız da düşükse zaten işler gerçekten çıkılmaz hale gelebiliyor. Bu yüzden dediğim gibi zarar etmeden sizin politikalarınızı, işleyiş mantığınızı nasıl yatıyorsa öyle ilerleyin. Kesinlikle siz kârlı çıkacaksınızdır. Çünkü zaten arbitrajda iyi bir ürüne girdiğiniz takdirde zaten satan bir üründür. Satmayan üründe fiyat kırılır zaten genellikle. Satan üründe fiyat kırılma zaten mantıklı olmaz. Adam fiyatı kırdıysa zaten gidecek listeden. 10 tane ürün gönderdiyse denemek için bir günde bile yani bir saatte bile stoğu eriyebilir. Çünkü satan ürün. Satmayan ürüne niye girsin? Tabii bazı yerlerde yanlış manipüle edilebiliyor bu olay. Satan ürüne girmeniz her zaman sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Kâr marjınız bence kişisel düşüncem %20 yukarısına olması sizin açınızdan kesinlikle daha iyi olacaktır. Çünkü daha az olduğu takdirde tecrübelerime istinaden söyleyeyim problem yaşamanız söz konusu. Bir diğerini açayım. Örnek verdim burada videonun başında bahsetmiştim. Sermaye ile alakalı ne kadar sermaye. Bu ayakkabı da olabilir, mikrofon da olabilir, saat de olabilir, kitap da olabilir. Yani aklınıza ne geliyorsa odadaki. Ben ayakkabı yazmak istedim. Örneğin 100 dolar bir ayakkabı. Buradakiler tamamen örnek. Yani komisyon falan daha yüksek çıkacaktır. Ben düz gittim. Örneğin 100 dolar ayakkabı, 10 dolar nakliye. Ürünün Türkiye'den çıkış maliyeti 110 dolar. 110 dolar maliyet, 20 dolar Amazon komisyonu. Ürünün Amazon depolarındaki maliyeti bize 130 dolara oldu. Yani ürün depoya girdiği an 130 dolar. Bir diğerine geçelim. Şimdi bizim toplam 130 dolar maliyetimiz var. Ürünün satış fiyatı 160 dolar olduğunu varsayalım. Bizim toplam kazancımız 30 dolar. Bir ürün gönderdik, 30 dolara kazandık. Ya da örnek veriyorum, bunun 10 tane ürün olduğunu düşünün. Hiç fark etmez. Örnek örnektir. Toplam kazancımız 30 dolar. Şimdi buraya eklenmeyen giderler var. Bir, mağaza ücreti. Kesinlikle ekleyin. Kesinlikle. Ofisiniz kiraysa kirayı ödeyin. Kirayı ekleyin, affedersiniz. Programlara para verdiniz mi yazılımları? Onları ekleyin ki bu iş modelini yapıyorsanız kesinlikle yazılım kullanıyorsunuz. Bunun için gruplar var. Grupların fiyatı uygun oluyor ama yine de bir bedeli oluyor. Onu da ekleyin. Ne bileyim eğitim aldıysanız, danışmanlık aldıysanız, bir şey aldıysanız hepsini ekleyin. Yani sizin onlar maliyetiniz. Yani hepsini eklemeniz gerekiyor. Şimdi bunu eklediğiniz takdirde zaten bu 30 dolar gözüküyor. Çok güzel ama bir bakıyorsunuz 25 dolara düşmüş oluyor. Şimdi biz yine 30 dolardan devam edelim. Onlar sizin kendi hesabınız. Ben örnek vermek istedim.
Bir sonrakine gidelim. Kazanç 30 dolar. Bir adet ürünün Amerika'ya varışı maliyeti 130 dolar. 130 dolarlık yatırımın ilk gönderimde 30 dolar kar ile birlikte geri dönüşü 30 gün. Şimdi bu ne demek? Siz 130 dolar yatırdınız. 130 dolar yatırdığınız takdirde kar ile geri dönüşü 30 gün. Ne demek oluyor? Hatırlarsanız private label videosunu izleyenler bilir. Amazon ilk girdiğiniz takdirde 30 gün içeride parayı tutacaktır. Şimdi 30 gün içeride tuttu. 30 gün tuttuğunda zaten ki aylık ücreti kesiyor bir ürün. Oradan direkt gideriniz gidiyor zaten. Yani 30 dolar için 30 gün beklemeye değer mi? İşte bunu düşünmek gerekiyor. Program bedelleri falan var. Hadi 25 dolar diyelim. 25 dolar için 30 gün beklemeye değer mi? Şimdi bu istisnaya göre değişkenlik gösterebilir ama bunu bilmenizde kesinlikle fayda var. Siz gönderdiğiniz an parayı almıyorsunuz. Para orada bir ay kalıyor. Ayrıca ben buraya 30 gün iyimser yazdım. Neden? İlk hesap olduğunda 30 artı 5 gündür. Yani 5 gün veya 4 gün. Bu neden? Siz Amazon paraya çıkıyor. Bir de Pioneer veya Hyperpolite'a gelme süresi var. Yani 3-4 gün sürebiliyor. 5 gün de sürebiliyor. Yoğunluğa göre hafta sonunda gelirse daha da çok uzuyor. Bu yüzden siz para var ama yok. Böyle olduğu takdirde iş büyük boyutlara vardığında gerçekten gördüğünüz gibi ben burada bir örnek vermiştim. 10 adet ürün gönderim maliyeti 1300 dolar, kazanç 300 dolar gittikçe büyüyor. 50 adet gönderim maliyet 6500 dolar, kazanç 1500 dolar. 100 adet gönderim maliyet 13.000 dolar, kazanç 3.000 dolar olarak yükseliyor. Bu tamamen örnek. Dediğim gibi private label'da farklı analizler, stratejiler var. Bunda da buy box kriterleri var, fatura var, kategori açtırmak var, bunlar var. Yani siz bu işe başlayacağınız takdirde bir ayakkabı, tişört, ne bileyim bir mikrofon gönderip başlayabilirsiniz. Tabii parantez içinde belirtmem gereken bir şey var. Bir adet tabii yani işleyişi anlamanız için iyi bir örnek değil ama burada örnek vermek için gösterdim. Şimdi genellikle en az 10 ürün gönderimini öneriyorum ki kategori izni açtırmak için 10 adet ürün gerekiyor ve yukarısı gerekiyor. Şimdi siz bir ürüne zaten dediğim gibi bu kadar beklemeniz gerekiyor. Burada işte programlara yatıracağınız para, işte analiz ve benzeri zaman hepsini ortaya koyduğunuzda bu kadar ücret için beklemek gerekli mi, mantıklı mı bunu siz karar vereceksiniz ama bundaki bütçe hani hatırlarsanız private level videosunda ne demiştim? Analiz odaklı bütçe. Yani analiz doğrultusunda bizim ne kadar bütçe ihtiyacımız gerekiyor onu bize söylüyordum private level'da. Fakat bunda deneme yanılma yapmak için kürdan bile gönderebilirsiniz. Yani kürdan gönderdiniz atıyorum 1000 TL yani 500 dolar tuttu kürdan örnek. İşte kaç tane gönderdiyseniz 100 tane mi gönderdiniz örnek veriyorum. 500 doların size ne kadar geri dönüşü olacak hesaplamanız lazım. İşte kürdandan ne kadar kar elde edeceksiniz 0.50 cent gibi. Onu siz hesaplayacaksınız. Atıyorum IKEA'dan gidip bir ürün alacaksınız veya Koçtaş'tan veya MediaMarkt'tan. Onu hesaplayacaksınız. Size geri dönüş zamanını hesaplayacaksınız. Bunu bu mantığı oturtmanız lazım. Yani 30 gün sonra para gelecek size. Sizi zorlamayacak. Kredi kartınızdan ilerlemek istediniz. Kredi kartın bütçesi de bir sermaye. Şimdi siz örnek veriyorum ödemesi erken gelirse o parayı ödemezseniz zor duruma düşeceksiniz bu sefer. Yani kar elde ettiğinizi zannederken zarar edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Kredi kartı işleyişe girecek geç ödeme diye. Problem yaşayacaksınız. Bu yüzden burada bir tişört gönderip de bile başlayabilirsiniz. Aslında dropshipping'de en çok karıştırılan konulardan bir tanesi bu. Hani diyorlar ya işte stoksuz e-ticaret. Hayır. Yani hiç sermayen gerekmiyor diye. Öyle bir şey yok. Yani kredi kartınızın sermayesi yani içindeki para o da bir sermayeniz. Çünkü siz oraya ödüyorsunuz. Yani Amazon 30 gün sonra veriyor parayı. Ödeme tarihi daha önce gelince para içeride kalıyor. Siz nasıl olsa gelecek diye bekliyorsunuz ama gelmiyor. Bu sefer cebinizden para vermiş oluyorsunuz. Ne oluyor? Sağdan soldan para buluyorsunuz. Bu yüzden dediğim gibi arbitraj daha sürdürülebilir bir iş modeli. Dropshipping yapmadım. Dropshipping'le de yani video çeksem mi diye düşünüyorum ama bize gelen danışmanlıklara istinaden bildiğim bilgiler var. Ama sürdürülebilir değil. Bu yüzden bu sürdürülebilir bir iş modeli. Bununla ilerlemeniz sizin açınızdan kesinlikle daha iyi olacaktır. Dediğim gibi tişört yani mikrofon bir tane gönderip markalı kategorisini de açtırarak rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Ki önerim videoya son vermeden önce sizden
bu iş modelini yapmak için kategori izni istemeyen kategorilerden, ürünlerden başlamanız sizin açınızdan kesinlikle daha iyi olacaktır. Hele ki Amerika sizi zorluyorsa Avustralya'dan yapabilirsiniz. Yani benden mentorluk alan, Avustralya'da birçok satış yapan kişi var. Sizi o zorluyorsa oradan yapın. Yani hadi orası da zorluyor Avustralya ki zorlayacağını sanmıyorum. Program yok, nasıl yapacağım diyorsunuz. Tabii onların hepsinin bir çözümü var. Yani satanlar satıyor. Dubai'de yapabilirsiniz, Singapur'da yapabilirsiniz. Yani illaki Amerika'da hesap açamıyorum diye diğer pazar yerlerinden vazgeçeceğinizin anlamına da gelmez. Dubai'de satın, Singapur'da satın, Avustralya'da satın, orada suspend ve benzeri gibi şeyler yok. Rahatlıkla açıp işleyişi kavramak için oralardan da satışlara ufak ufak da olsa başlayabilirsiniz. Yani bir girişim yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Amerika'da hesap açılışına tıkandınız mı? Avustralya'da başlayın. Avustralya'dan sonra yani Avustralya, Singapur, Dubai üçüyle aynı anda ilerleyin. Örnek veriyorum. Onar tane hepsi üçüne de aynı anda gönderin. Mantığı kavrayın. Bakalım hangisinde daha çok satıyor. Zaten diğer pazar yerlerinde rekabet çok yüksek olduğundan dolayı diğer pazar yerlerinde kâr marjı kesinlikle daha iyi olacaktır. Bunu analiz yapın, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız zaten. Ki zaten ben görüyorum, benden mentorluk alıp orada satan çok var. Bakıyoruz analizlerine, güzel başarılar elde ediyorlar. Umarım faydalı olmuştur. Yani bununla ilgili öyle almış gibi anlatılacak bir şey yok. Dikkat etmeniz gereken bunlar var. Umarım dediğim gibi ne demek istediğimi net anlatabilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.